Efendim neredeyse her hikayede, yani Osmanlı ile ilgili anlattığımız, padişahlarla ilgili anlattığımız her hikayede bunu tekrar tekrar vurguluyoruz ama yani bunu vurgulamakta fayda var. Çünkü günümüzde artık padişah dendiği zaman iş çok farklı bir boyuta gidiyor. Efendim Osmanlı padişahları kafasına göre hareket eden, böyle bir istediğini yapan, astığım astık, kestiğim kestik, her türlü tahakkümde bulunan bir devlet adamı değildi. Diyeceksiniz ki koskoca padişah, üç kıtayı bürümüş bir imparatorluğu idare ediyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Efendim, Osmanlı devletleri, özellikle bugün anlatacağımız Yavuz Sultan Selim Han gibi padişahlar, İslamiyet'e olan bağlılıkları, Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam olan muhabbetleriyle ön plana çıkarlardı. Aynı zamanda ilim adamlarına ve ilme de çok önem verirlerdi. İşte bugün anlatacağımız bu hikayede Yavuz Sultan Selim Han'ın ilme ve ilim adamına verdiği önemi ön plana çıkartmaktadır. Efendim Yavuz Sultan Selim Han Ridaniye Seferi'nden sonra, yani harbi kazanıp Mısır'ı fethedip kutsal toprakları da, yani Mekke, Medine'yi Osmanlı topraklarına kattıktan sonra İslam dünyasında bir birlik, bir sulh ortamı hakim olmuştur. Bunun vermiş olduğu rahatlıkla İstanbul'a ordusuyla birlikte dönmektedir. Yolda giderken Yavuz Sultan Selim Han'ın bir adeti vardır. Yani tek başına yürümez. Yanına bir ilim adamını, bir alimi veya bir bilim adamını çağırır. Onunla konularla ilgili meşveret yaparlar, konuşurlar, sohbet ederler. Bu şekilde ilerlermiş. İşte yine buna istinaden İbni Kemal ismiyle meşhur Kemal Paşa Zade'yi, çok büyük bir ilim adamıdır. O devrin çok büyük bir ilim adamıdır. Bunu yanına çağırır işte sohbet etmek için. Beraber yürümeye başlarlar. O bir şeye sorar, cevap verir. Tabii Kemal Paşazade tamam bir ilim adamıdır ama padişahın da ilme verdiği önemi biliyor ama padişahın yanında olmanın verdiği bir heyecan, bir tedirginlik illaki oluyor. Bu sebeple hem bundan hem de Yavuz Sultan Selim Han'ın sorduğu soruları unutmamak için, duymak için çok dikkatli bir şekilde hareket ediyor ve çok dikkatli davranıyordu. Tabii bu dikkati atının nereye bastığına dikkat etmemesine sebep oldu ve atın ayağı bir suya denk geldi ve bu sudan sıçrayan çamur padişahın kaftanına sıçradı. Bu arada efendim şunu da belirtmekte fayda var. Yavuz Sultan Selim Han diğer padişahlara göre diyelim veya emsallerine göre çok sade ve çok rahat giyinirdi. O yüzden hani çok şaşalı bir kaftan değil belki ama neticede ama padişah kaftanı. Kaftanın sağa sola her tarafı çamur oldu tabii. Herkes bir tedirginlik içerisinde. Acaba padişah ne cevap verecek diye böyle bir korku var. Celali bir padişah malum herkes biliyor. Kemal Paşazade de çok hani tedirgin olur. Tedirginlikten daha çok bir mahcubiyet yaşar. Yani padişahın kaftanını kirlettik gibilerinden böyle kendi kendine bir mahcubiyete düşer. Ve bütün bunları tabii Yavuz Sultan Selim Han böyle bir tebessümle seyretmektedir. Sonra teselli edercesine cevap verir. Korkmayasın Kemal Paşazade, biz ilmin ve ilim adamının kıymetini bilenlerdeniz çok şükür. O yüzden sizin çamurunuz bize herhangi bir eziyet vermez. Aksine biz bundan şeref duyarız der ve yan tarafında kendisiyle birlikte yürümekte olan Hasan Can'a dönüp, en yakın adamı sağ kolu olan Hasan Can'a dönüp, bir Hasan Can, bu benim size vasiyetimdir. Bunu mutlaka yerine getiriniz der. Bu üzerindeki kaftanı sakın ola ki yıkamayın. Ve ben vefat ettiğim zaman türbemin üstüne seriniz ki öldükten sonra da bu kaftanın bereketiyle şerefleneyim der. İşte Osmanlı Devleti'nin padişahları Yavuz Sultan Selim Han bizatihi başta da söyledik. İlme bu kadar önem verirlerdi. Bu kaftan uzun süre aradan yoktu ama çok şükür artık Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin üstünde sergilenmektedir. Ve bu vesileyle de Yavuz Sultan Selim Han'ın ruhunun şad olduğunu düşünüyoruz. Efendim bu programda anlatacağımız hikaye aslında geçmiş zamanla gelecek arasında bir bağ kuruyor. Nasıl derseniz işte Muhiddin Arabi Hazretleri ile, hani bilenler bilir, Muhiddin Arabi Hazretleri
Ertuğrul Gazi döneminden önce veya aynı dönemde yaşamış. Hani bununla ilgili bir şey var, böyle tam bir net bir durum yok ama o dönemde yaşamış bir zattır. İbnül Arabi diye de bilinir. Muhittin Arabi Hazretleri işte Endülüs'ten gelmedir. Çok büyük bir alimdir. Çok büyük müjdeleri vardır. Hatta yakında öyle bir yiğit çıkar ki bir devlet kurar. Bu devlet İslamiyet ile hadim olur ve İslamiyet'e hizmet eder şeklinde büyük bir müjdesi vardır. İşte bu Muhittin Arabi Hazretleri ile Yavuz Sultan Selim Han arasında bir bağ kuracağız. Bu anlatacağımız hikaye bununla ilgili. Efendim Yavuz Sultan Selim Han işte bu Mısır seferi vesilesiyle çıktığı yolda Şam'ı da fetheder ve Şam'da bir müddet oyalanır. Oradaki işte yıkık harap olan yerleri tekrar imar ettirir. Oranın halkının dertlerini dinler. Orada bir düzen kurmaya çalışır işin doğrusu. Bu sırada Şeyhülislam olan İbni Kemal Paşazade ile de Muhittin Arabi Hazretleri'nin kitaplarda geçen bir sözünü çalışırlar. Yani bunun ne olduğunu anlamaya çalışırlar. Bu söz de şudur. Sin şına girdiği zaman mimin kabri ortaya çıkar. Söz bu. Otururlar, konuşurlar, tartışırlar, işte münazara yaparlar ve neticede Sin'in Selim olduğuna, şının da Şam olduğuna, mimin de Muhittin Arabi olduğuna karar verirler. Yani neticesinde Muhittin Arabi Hazretleri'nin hani bu yıllar öncesinden, asırlar öncesinden ortaya koymuş olduğu bu müjdesinin, bu haberinin de artık ortaya çıkması gerekmektedir. Ve Yavuz Sultan Selim Han her tarafa adamlar gönderir Muhittin Arabi Hazretleri'nin kabrinin bulunması için. Şimdi diyeceksiniz ki Muhittin Arabi Hazretleri'nin kabri niye kayıp? Efendim Muhittin Arabi Hazretleri yaşadığı dönemde bazı yazmış olduğu kitaplar ve söylemiş olduğu sözler yanlış anlaşıldığı için Suriye alimleri tarafından adeta bir böyle bir reddedilme, bir dışlama gibi bir şey durum olmuş. Vefat ettikten sonra da defnedildiği yer korunmadığı için, kollanmadığı için yıllar boyunca yıkılmış, harap olmuş ve kaybolup gitmiş. Bu sebeple Yavuz Sultan Selim Han onun kabrini arattırıyor. Neticede bir müddet geçiyor ama hiçbir yerden hiç kimse bilmiyor, hiç kimsenin haberi yok. Unutmuşlar bile öyle bir şeyi. Ancak kitaplarda isimleri duyuluyor. Yavuz Sultan Selim Han bir gece rüya görür. Rüyasında karşısında Muhittin Arabi Hazretleri vardır ve kendisine seslenmektedir. Şöyle söyler. Ey Selim, senin gelmeni beklerdim. Sefa geldin, hoş geldin. Her yerde benim mezarımı aratırmışsın. Merak etme, Allah-u Teala'nın izniyle kavuşursun. Sabahleyin kalktığında siyah bir ata bin. O seni direkt bana getirecektir. Beni haki mezelleten yani horluk toprağından kurtar. Ayrıca bu vesileyle Mısır gazanı da sana müjdelerim der. Yani buradaki beni horluk toprağından kurtardan kastı mezarım yerim belli olsun, bir türbe yaptır, insanlar gelip dua etsin, beni mamur et manasındadır. Ayrıyeten bu Şam'dan sonra yola çıkıp da Mısır'ı fethedeceğini de bu rüyayla müjdelemiştir. Yavuz Sultan Selim Han sabah heyecan içerisinde ve kanter içerisinde uyanır. Çok mutludur, çok sevinçlidir. Hemen ahırdan bir tane siyah at getirtilmesini emreder. Siyah at gelir, hemen üstüne çıkar ve yularını bırakır. Bu arada yanına da 3-5 tane de işçi almıştır. Bu şekilde yola çıkılır. At kendiliğinden, hiç kimsenin müdahalesine kalmadan dolaşır, dolaşır, dolaşır. Neticede Şam'ın Selahiye mahallesine gelir, orada durur. Bir müddet etrafına bakındıktan sonra bir çöplük bir yere gelir ve orayı eşelemeye başlar. Yavuz Sultan Selim Han hemen emir verir, orayı bir güzel temizlerler ve işçiler kazmaya başlar. Kazdıklarında karşılarına böyle koskocaman bir taş çıkar ve üzerinde Arapça olarak burası Muhiddin-i Arabi'nin kabridir yazmaktadır. Yavuz Sultan Selim Han çok sevinir ve hemen orayı toparlattırır, düzenler, bir tane üzerine taş koydurur, etrafını çevittirir. Fakat esas niyeti Mısır'ın fethinden sonra gelip orayı tamamen mamur etmektir. Ve gerçekten de orada bir müddet kaldıktan sonra Mısır'a giderler, Mısır'ı fetheder. Orada düzeni sağladıktan sonra tekrar dönüşte Şam'a uğrar ve Şam'da 6 ay boyunca kalıp oranın imaretleriyle uğraşır ve Muhittin Arabi Hazretleri'ne de çok güzel bir türbe yaptırıp onun vasiyetini yerine getirip ruhunu şad eder. Efendim, Osmanlı padişahları gerek Avrupa'da gerek Asya'daki emsallerinin aksine halktan kopuk insanlar değildi.
ara ara gerek tebliğli kıyafet olsun gerek normal kıyafetlerle halkın arasına çıkar. Onların dertlerini dinler. Bir ihtiyaçları varsa onları karşılamaya çalışır. Giden düzenle ilgili, durumla ilgili de bu şekilde detaylı bilgi almış olurlardı. Bunu gerçi daha çok tebliğli kıyafetle yapmış oldukları ziyaretlerde öğrenirlerdi. Bir de ara ara böyle bir divan gibi bir toplantı kurulur. Halk gelir sırayla dertlerini anlatır. Çözülebilecekler varsa çözülür. Yapılabilecek şey varsa yapılır. En kötü ihtimalle derdinin dinlenmesi yani onun ciddiye alındığını gösterirdi. Ve halk çok büyük bir rahatlığa, feraha kavuşurdu. İşte bugün anlatacağımız hikaye de bununla alakalı. Yani bir padişahın halkın derdini dinlemesi. Aynı zamanda da yine bundan önceki birkaç bölümde daha anlattık. Yavuz Sultan Selim Han'ın Peygamber Efendimiz'e karşı olan muhabbeti ve sevgisidir. Ve ona olan tabiyetidir. Yani en mühim nokta aslında burası. Hem Yavuz Sultan Selim Han zamanında bir tüccar, esnaf. Yani ticaret işiyle uğraşan birisi. Yaşadığı bir kötü bir durum sebebiyle iflas eder. Durumu çok sıkıntıya girer. Elinde ne varsa malı, mülkü, varı, yok hepsini satmak zorunda kalır. Bununla yetinemez. Mecburen sağından solundan borç alır. Artık uçan kuşa borcu vardır. Esnaf da bir yere kadar destekler. Onlardan da borç alır ama bir yere kadar destekler. Artık hani onlardan da ya hani bu işin bir halline, bir yoluna, bir çaresine baksan diye şikayetler gelmeye başlar. Artık adam başka yapacak şey kalmadığı için bir seher vakti ellerini açar ve Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlar. Bir yandan da Peygamber Efendimiz'e selatü selam gönderir. Böyle bir duayla ve murakabeyle geçen bir gecenin sabahında heyecanla ve sevinçle uyanır. Gece rüyasında Peygamber Efendimiz teşrif etmiştir ve kendisine sıkıntısının geçeceğiyle ilgili, bunun nasıl geçeceğiyle ilgili bir müjde vermiştir. Bundan dolayı çok farklı bir havaya, çok farklı bir ortama bürünmüştür. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada bile görmek çok büyük bir şeref. Rüyasında Peygamber Efendimiz borcunu gidip padişahtan istemesini emretmektedir. Amca bunu duyunca sevinir ancak bunun nasıl olacağı konusunda kafasında tereddüt vardır. Hadi padişahla görüştü diyelim. Padişah bunu söylediği zaman padişaha nasıl inandıracaktı? Rüyasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğünü ve onun borcun ödemesini emrettiğini nasıl inandıracaktır? Kafasında sorular var. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrine itaat etmek gerektiğini düşünür ve kalkar. Dışarı çıkar. Dışarıda dolaşırken sağından solundan duyarlar. Bugün padişahın halkı kabul ettiğini, halkın dertlerini dinlediğini öğrenir. Ne kadar doğrusun ya Resulallah diye dua eder. Bir kere daha selavat-ı şerifi gönderir ve hızlıca saraya koşar. Sarayın kapısında uzun bir kuyruk vardır. Derdi olanlar, sıkıntısı olanlar, ihtiyacı olanlar, kızını evlendirecek olanlar falan falan bir sürü kalabalık var. Üşenmez sıraya girer, bekler, bekler. Öğleden sonra olur. Epey vakitçe geçmiştir. Neticede sıra kendisine gelir ve içeri alınır. Yavuz Sultan Selim Han huzuruna girdiği zaman bir an heyecandan ve yaşadığı o gece görmüş olduğu rüyanın da etkisiyle bir yandan damdan düşer gibi pat diye içeri girer ve sultanım bana bir kese altın verecekmişsiniz der. Söyler ama söyledikten sonra ne yaptığını fark eder. Yani ne selam vermiştir, ne herhangi bir el etek öpme durumu olmuştur, hiçbir hürmet şeyi olmadan bir anda böyle damdan düşer gibi küt diye söylemiştir. Padişahın etrafındaki insanlar şaşırırlar. Yani ne diyeceklerini de bilemezler. Padişahın huzurunda onun emri olmadan, müsaadesi olmadan bir şey söylemek de edebe mugayirdir. Herkes padişaha bakar. Padişah acaba ne diyecek diye. Adam da pişman olmuştur. Hatta Yavuz Sultan Selim Han malum çok celalli padişah olduğu için az biraz da korkmaktadır. Acaba hani bir sıkıntı yaşanır mı diye. Padişah ise hem bir şaşkınlık var hem de merak var. Yani bir anda böyle damdan düşer gibi böyle bir şey olunca sebebi hikmeti nedir acaba diye düşer. Ama zaten
normal bir şey olmadığı ortadadır. Yani adamın böyle bir anda içeri girmesi bir hikmeti var diye düşünür ve adama cevap verir. Evvela hoş geldin amca. Halinden, tavırlarından gün görmüş bir insan olduğun belli. Allah'ın izniyle inşallah senin ihtiyacını görür, sana yardım ederiz elbette. Ancak hele sen bunun bir sebebi hikmetini bize bir anlat der. Padişahın bu cevabı üzerine tabii amca da zaten pişman olmuştur. İlk önce bir özür diler, sonra selam verir, işte hürmet gösterisinde bulunur ve anlatmaya başlar. Padişahım, ben 63 yaşındayım. Bu zamana kadar ticaretle uğraştım. İstanbul esnafındanım, ismim Mehmet. Zamanında çok zengindim, çok varlıklıydım. Birçok işim vardı. Fakat başıma bir yakın zamanda bir musibet geldi. Bu sebeple elimde ne varsa, varım yoğum hepsini kaybettim. Yani komşuya, ona, dosta şeye muhtaç hale düştüm. Borç batağından bir türlü kurtulamadım. Herkese artık uçan kuşa bile borcum var. Esnaf bile artık şikayet etmeye başladı. Artık takatim kalmamıştı ki dün gece teheccüd namazını kıldıktan sonra dua ettim. Ya Rabbi, beni eşime, çocuklarıma ve dostlarıma mahcup etme. Derdi veren de sensin, dermanı veren de. Yattıktan sonra gece rüyama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşrif buyurdular. Ve kendisi de bana, ey Mehmet, ey evladım, hüzünlenme. Yarın sabah saraya git, Selim'ime selam söyle, sana bir kese altın versin. Niye, bunun hikmeti ne diye sorarsa da şöyle söylersin. Her gece göndermiş olduğun 100 selavat-ı şerifeyi dün akşam unuttun, bu onun yerine diye söylersin demiş. Amca bunu böyle anlattıktan sonra Yavuz Sultan Selim Han bir an toparlanır, ayağa kalkar, önünü ilikler ve hürmetli bir şekilde selavat-ı şerife getirir. Aleyhissalatü vesselam der, işte selavat-ı şerife getirir. Kısaca bir dua okur ve oturur yerine. Ve yanında duran adamlarına işaret ederek bir kese altın verilmesini söyler. Adamlar götürürler. Amcamıza, Mehmet amcaya bir kese altın verirler. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim Han döner bakar. Ey amca, bir defa daha söyle. Peygamber Efendimiz ne buyurdular der. Adam şaşırmıştır, hani ne olduğunu anlayamaz ve tekrar söyler. Selim'ime selam söyle, sana bir kese altın versin buyurdular Habibullah der. Yavuz Sultan Selim Han işaret eder, bir kese altın daha verirler. Sonra döner der ki, ey amca, bir kere daha söyle, sana ne dedi Habibullah? Ve Mehmet amca döner der ki, Selim'ime selam söyle, sana bir kese altın versin buyurdular der. Bu şekilde 17 kere devam eder. 17 kere tekrarlanır. Her seferinde adam bir kere daha söyler. Mehmet amca bir kere daha söyler. Ve padişah bir kese altın daha verir. Bir kere daha söylemeye niyetlenmiştir ki bu sefer Hasan Can araya girer. Ve der ki, hünkârım, amca getirdiği haberle yeterince mesut oldu. Siz de aldığınız haberle yeterince mesut oldunuz. Müsaade buyurunuz da Mehmet amca şimdilik gitsin. Daha sonra ihtiyacı bir şikayet olursa tekrar gelir, tekrar mesut edersiniz der. Yavuz Sultan Selim Han çok farklı bir alemdedir, çok farklı bir haldedir. Fakat tamam der, Hasan Can alır, Mehmet amcayı kapıya kadar uğurlar ve geldiğinde Yavuz Sultan Selim Han'ın secdeye kapanmış olduğunu görür. Fakat hiç kıpırdamıyordur. Bir an acaba emri hak vaki oldu mu diye bile korkar. Yanına yaklaşır, omzuna dokunur. Ve bu dokunuşundan sonra padişah kafasını kaldırır ve Hasan Can'a bakar. Gözleri kıpkırmızıdır. Ağladığı her halinden bellidir. Hasan Can, sultanım, sizi o şekilde secdede görünce emri hak vaki oldu zannettim, korktum diye söyleyince Yavuz Sultan Selim Han da duydun mu Hasan Can? Resulullah Efendimiz benim için Selim'im demiş ve bana selam göndermiş. Duydun mu? Binlerce şükürler olsun. Allah-u Teala bizi bu şerefe nail etti. Rabbime hamdolsun. Ey Hasan Can, şunu söylüyorum sana, beni işit. Eğer o amcayı göndermeseydin, değil malımı, mülkümü,
tacımı, tahtımı, sarayımı Resulullah Efendimizin bana Selim'ime selam söyle lafına feda ederdim der. İşte Yavuz Sultan Selim Han'ın Peygamber Efendimiz'e olan, bu vesileyle de İslamiyet'e olan muhabbetini, sevgisini ortaya koyan en güzel hikayelerden bir tanesidir. Efendim şu anda Yavuz Sultan Selim Han Camisi'nin içindeyiz. Burası Yavuz Sultan Selim Han'ın kendisi gibi çok mütevazi, diğer Selahaddin camilerine göre çok daha ufak ve çok daha mütevazi bir cami. Yavuz Sultan Selim Han'ın kendisi de aynı derecede mütevazi ve çok sade kıyafetler giyinen, çok fazla gösterişe ehemmiyet vermeyen bir padişahtı. İslamiyet'e olan bağlılığı, muhabbeti çok yüksek idi. Bunu yaşadığı her anında, ömrünün her noktasında yaptığı hareketlerle, konuşmalarla, işte seferleriyle ortaya koymuştur. Yavuz Sultan Selim Han yaklaşık 7 yıllık bir saltanat sürmüştür. Ve bu saltanat esnasında Osmanlı Devleti'nin sınırlarını o zamana kadarki padişahların içerisinde en çok genişleten padişah olmuştur. İşte Mısır, Hicaz, işte kutsal topraklar, bunun gibi işte birçok toprak Osmanlı Devleti'ne katılmıştır ve tarih kitaplarında Doğu meselesini, Doğu problemlerini halleden padişah olarak geçmektedir. Ve bu padişah da neticede ömrünün sonuna geldiğinde şehit olarak ruhunu teslim eder ve Allah-u Teala'ya kavuşur. Ömrü boyunca mücadele ettiği amaca, hizmet ettiği amaca kavuşmuş olur. İşte bugünkü anlatacağımız hikaye de Yavuz Sultan Selim Han'ın son nefesini verdiği o anla ilgili Hasan Can'ın, onun en yakın adamlarından biri olan Hasan Can'ın anlatımıyla son yaşadığı son anlarını anlatmaktadır. Efendim Hasan Can her daim padişahın yanında olurdu. Daha önce de söyledik, bununla ilgili hikayelerde anlattık. Her hizmetini görürdü. Mutlaka yanında durdu. Seferdeyken, saraydayken, başka işte neredeyse her yerde Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında gezerdi. Malum Yavuz Sultan Selim Han şirpençe denilen bir hastalıktan, daha doğrusu yani o zaman aslan pençesine benzediği için şirpençe ismini verilmişti. Bir ben yüzünden vefat etti. İlk başlarda ufak bir şey olarak çıkmıştı, fakat da ufak bir ben olarak çıkmıştı. Daha sonra işte suyunu sıkarak içindeki o iltihaplı suyu sıkmıştılar, işte kesip atmaya çalıştılar, cerrahi müdahale yaptılar derken iyice büyüdü ve neredeyse sırtını kapladı ve onun yüzünden vefat etti. İşte bu Yavuz Sultan Selim Han'ın son anlarını yaşadığı bir esnada Yavuz Sultan Selim Han kafasını kaldırır ve Hasan Can'a sual eder. Bir Hasan Can, bu ne haldir der. Çok bitkin ve bitap vaziyettedir. Neredeyse zor konuşmaktadır. Hasan Can padişaha döner ve ağlamaklı bir sesle, sultanım bu vakit Allah ile olunacak vakittir der. O bitkin padişah bir anda celallenir ve kafasını kaldırıp, bir Hasan Can, bizi bu zamana kadar sen kiminle bellerdin? Biz bu zamana kadar Allah-u Teala'ya aykırı, onun emirlerine mugayir bir hareketimizi mi gördün ki bu lafı söylersin der. Hasan Can ise yine ağlamaklı bir şekilde cevap verir. Haşa huzurdan sultanım. Bu zamana kadar Allah-u Teala'yı zikretmediğiniz bir gün, bir an asla şahit olmadım. Ancak bu durum çok farklı bir durum. O sebeple öyle söyledim der. Yavuz Sultan Selim Han kendisine döner ve Hasan Can bana Yasin oku der. Ve Hasan Can Kur'an-ı Kerim alıp Yasin Şerif okumaya başlar. Bir bitirdikten sonra bir daha oku buyurur ve tekrar okumaya başlar. Bu sırada Yavuz Sultan Selim Han Hasan Can'la beraber Yasin Şerif'i de tekrar etmektedir. Yani onunla birlikte söylemektedir. Fakat ikincisi başladığı zaman yani yorgunluktan, bitkinlikten susar artık. Tekrar etmez. Tam Hasan Can selamün kavlen mir rabbihim ayetine geldiği sırada padişahın dudaklarının kıpırdadığını görür. O da aynı ayeti tekrar ediyordur ve arkasından eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek kelime-i şehadet getirir ve ruhunu teslim eder. Tabi bu arada kelime-i şehadet getirirken
önce sağ şehadet parmağını kaldırır ve diğer parmaklarını da sıkıp o şekilde ruhunu teslim etmiştir. Diğer elini de Hasancan tutmaktadır. Padişahın vefat ettiğini anlayınca ellerini göğsünde yani karnında buluşturup ayağa kalkar ve ömrü boyunca hizmet etmiş olduğu padişahına son hizmetini yapmaya niyetlenir. Bu sırada padişahın yanında duran işte hekimbaşı Ahi Çelebi onun ayağa kalktığını görünce henüz hayat bakidir, niçin ayağa kalkarsın deyip onu oturtmaya çalışır. Hasancan tabiplik etme zamanı geçti ve asıl cevher kaybolup gitti der. Evet, 7 yıl padişahlık yapan Yavuz Sultan Selim Han kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etmiştir. Koca Sultan bu cihandan Peygamber Efendimiz'e olan o aşkını, muhabbetine kavuşmuştur. Allah-u Teala'ya olan aşkına ve muhabbetine kavuşmuştur. Şu an içinde bulunduğumuz bu Yavuz Sultan Selim Han camisinin hemen yanı başında bulunan türbesine defnedilir ve bu dünyadan göçmüş olur.